Hanımların doğum kontrolü uygun mudur diye sormuş. Şimdi tabii hanımların doğum kontrolü ihtiyacı duyması için yani yeteri kadar çocuklarının falan olması gerekir. Şartlar elverişliyse bugün özellikle en az 2-3 çocuk, daha fazlası 2'nin üzerine çocuk olmalı ki bir toplumda nüfus artışı olsun. Yani bir ailenin 2 tane çocuğu olursa annenin babanın yerini alır, o kadar. Nüfus sabitlenir yani. 3 tane çocuk olursa bir fazlalık anlamına gelir bir ailede. O yüzden eğer bir ülkede nüfus artışı söz konusuysa zaten en az 3 ve daha fazlası çocuk olmalı ki o toplumda bir gençlik meydana gelsin, zindelik oluşsun, devam etsin. Dolayısıyla bu anlamda bir defa daha bir çocuk bile ortada yokken hemen korunalım. Dolayısıyla hiç çocuğumuz olmasın. İleride düşünürüz, yıllar sonra gibi düşünürlerdi. Doğru değil. Her nasılsa daha sonrasında korunma ihtiyacı duyuluyorsa tabi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem azle izin vermiş bildiğimiz gibi. Yani korunabilirsiniz demiş Allah Resulü. Ama şunu da ifade edeyim buyurmuş. Çocuk sayısı değişmez. O ailenin çocuk sayısı takdiri, kaderi ilahiyede kaç tane ise o olacaktır buyurmuş. Hatta o Hızır Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam yolculuğunda ilginç bir olay var. Kehf suresinin 2. sayfasına bakılırsa orada da aslında çocuk sayısı yine değişmeyecek şekilde arka planda hikmeti bir olay yaşanmış. Hadise şöyle olmuş bu ayetlerde bildirdiğine göre. Hazreti Musa ile Hızır Aleyhisselam işte bir köye geldiklerinde yiyecek istemişler. Köylüler bunları tanımadıkları için yiyecek de vermemişler ve o köydeyken Hızır Aleyhisselam bakmış bir evin gölgesinde çocuklar oynuyorlarmış. Bir çocuğa dikkatlice bakmış. Ondan sonra tefsirlerde verilen bilgiye göre çatıda rüzgar, fırtına da varmış aslında. Çatıdaki bir taşı uç noktaya getirmiş. Ondan sonra tabii oradan inmiş. Olağanüstü gücü var Hızır Aleyhisselam'ın. O gücünü kullanıyor muhakkak o sırada. Musa Aleyhisselam da seyrediyor. Gelmiş Hazreti Musa'nın yanına. Biraz sonra rüzgar biraz daha şiddetlenmiş. Ve Hızır Aleyhisselam'ın uç noktaya, düşme noktasına getirdiği çatıdaki taş yere düşmüş. Çocuğun başına isabet etmiş. Çocuğun başı yarılmış ve orada kanlar içinde kalmış. Tabi ailesi, köylüler geliyorlar. Kaza oldu diye biliniyor. Yani fırtınadan dolayı, rüzgardan dolayı, çatıdan efendim taş yuvarlandı, kiremit düştü falan deriz ya. Bir kaza oldu diye düşünüyorlar. Bir kötülük yok görünürde. Fakat Musa Aleyhisselam bu taşı yukarıdan Hızır Aleyhisselam'ın boşandırdığını, düşecek duruma getirdiğini görmüş. Bunu hikmet neresinde ya Hızır demiş. Niye bunu yaptın? Ne? Yazık bu çocuk bak öldü demiş. Kanlar içinde. Ailesi ağlıyor falan. Ya Musa sen arka planı görmeden, hikmetini bilmeden acele ediyorsun. Böyle çok soru sorarsan yolculuğumuza devam edemeyiz. Falan dedikten sonra neyse sonunda ayet-i kerimelerin devamında bunun hikmeti açıklanırken o ölen çocuğa gelince diyor Cenab-ı Hak. Eğer bu çocuk yaşarsa ileride şakî olacakmış. Eşkıya olacak. Anne babasını çok üzecekmiş. Fakat anne babası salih kimselermiş. İbadetine, taatında Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmışlar. Cenab-ı Hak anne babanın üzülmesini istemiyor. Ve dolayısıyla kader programında bir gözden geçirme diyelim, değişiklik meydana getiriliyor. Ve bu emanet çocuk küçük yaşta alınıyor. Ve ayet-i kerimenin devamında ve akrabu ruhman, hatta ondan daha merhametli olan bir çocuğu Cenab-ı Hak o aileye veriyor. Yani hanımı hamileymiş ya da ondan sonraki hamilelikle daha merhametli olan, anne babayı üzmeyecek bir evlat o aileye Cenab-ı Hak yine veriyor. O ailenin bir çocuk hakkı var diyelim. Bir önceki çocuk emanet erken alınıyor. Neden?
Çünkü yaşarsa ileride şakıyı olacak, anne babayı üzecek. Peki niye her şakıyı olan çocuk alınmıyor? İleride madem eşkıya olacağı belli, bu gibi çocuklar küçükken alınsa bu emanetler ve ileride toplum zarar görmese diyemiyoruz. Burada anne babayı üzmemek için, anne babanın hürmetine diyelim ona biz. Ailede farklı bir konum var. Cenab-ı Hak onları kendi rızasını kazanan o anne babayı üzmemek için şakî olacak olan, eşkıya olacak olan çocuğu erken yaşta vefat ettiriyor. Ama onun yerine aileye daha merhametli bir çocuk veriliyor. Çocuk sayısı yine değişmedi bakınız. Bir emanet alındı, onun yerine başka bir emanet ama daha salih bir yavru verildi gibi. Şimdi Kehf suresinde 3 tane hikmetli olaydan birisi de bu, bilindiği gibi. Kehf suresinin 2. 3. sayfasına bakıldığı zaman bunlar orada görülecektir. O yüzden bu doğum kontrolü konusunda da kardeşlerimizin dikkatli olmasına fayda var. Yani çocuk sayısı 1'de kalsın, yorulmayayım, işime gücüme devam edeyim, çocuk beni meşgul ediyor demek doğru değil. Elhamdülillah günümüzde kreşler var, çocuk bakım yerleri var. Yani birçok imkanlar da günümüzde kullanılabiliyor. Dolayısıyla bu konuda en az 2-3 çocuğun üzerinde bir yavru acaba ailemize kazandırabilir miyiz, bunları eğitebilir miyiz diye çabalamak da gerekiyor.